Hello. Herkese yeni bir videoyla da tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Pelin Köysüren ve yeni bir videoyla da karşınızdayım. Şimdi hemen bir makyaj yapacağım. Siz de gelin. Orada anlatacağım. Şimdi burada biraz havalandırma sesi olabilir. Videoyu çok hızlı bir şekilde orada açtım. Burada da böyle makyajı hem bir yandan yapalım hem ben size olayı anlatayım. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki ya da bilmeyenler, ben taşınıyorum. Kanalımdan taşınma videolarıma zaten ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram'da yeteri kadar paylaşıyorum. Bayağı zorlu, uzun bir süreçteyim. Havalandırma sesi geliyor olabilir ama onu kapatırsam ışık da kapanıyor. Mobilya bakmamız gerekiyor. Yatak odası, salon ve kış bahçesi olarak böyle direkt takım takım mobilya bakmamız gerekiyor. Normalde Antalya'dan bakacaktım mobilyaya ama Antalya'dan mobilya bakamadım. Daha doğrusu baktım ama hiçbir şekilde istediğimi bulamadım. Yani bilmiyorum, çok baktım sayılmaz ama yine de baktım. Yani istediğimi bulamadım. Annem de illa hani istediğim mobilyaları görmüşçesine beni İzmir'e çağırdı. Bir günlüğüne bile olsa burada Kısıkköy Mobilyacılar Çarşısı'ndan mobilya bakalım dedi. Ben de dedim ki tamam. Zaten Antalya kaçmıyor. En azından İzmir'de şu an evin tadilatında benlik bir işlem yokken 1-2 günlüğüne böyle bir İzmir'e geldim. Mobilya bakacağız. Olursa da buradan alacağım bu arada. Şunu süreyim. Tamam. Her sabitleyeceğim de hemen. Sabah söyledim mi bilmiyorum. 9.30'daydı uçağım ama anca tabii 7'de kalk falan filan derken biraz da yoruyor uçak. Bu yüzden böyle. Yeterli. Yani böyle sade bir makyaj bence mobilya bakmak için yeterli. Şimdi çıkıyoruz arabada. Few moments later. Selam. Şimdi biz ilk olarak sandalyeciye geldik. Ne bakacağız bilmiyorum açıkçası. Annem indi bile, hatta heyecanlandı yani. Sanırım bahçe mobilyası bakacağız. Sandalye bakacağız. Buradan da mobilyacılara geçeceğiz. Gelin gidelim. Onlardan mutfağa yaptırayım dedim hatta. Aslında baksana şunlar da güzelmiş. Tabii ama bunun mor oluşu değil, olanı değil. Sadece böyle. Önce bahçe mobilyası mı? Ya çok güzel, evet. Aa, sallanan hem de. Ay, bunu Elvan görse var ya, ama işte bunların yastıkları çok büyük ya, bakımını zor yaparım. Ay çok güzel yastık. İnanılmaz. Senin yastık da çok güzelmiş. Aa, telefonumu unutmuşum. Güzel, evet. Vereyim mi, çekeceksin mi? Hani böyle dev gibi, ağaç gibi masalar var ya, öyle istiyorum. Hani şimdi yapılabiliyor bizde ama yağmur görmemesi gerekiyor. Şunlar eskitme gibi. Şunun da çok güzel aslında şeyin. Gri istemedim artık ama hani bu da kalsın. Rattan yok herhalde değil mi? Şu sehpalara bayıldım. Hani şöyle sehpalar dedim balkonu. Hatta bunun böyle büyük yemek masası olabilir ama yokmuş. Şu an en çok bunu beğendim. Çok evet. Ben değiştirdim ya atminderini. Değiştirdim, böyle yaptım atminderlerini. Bak aynısını yapmışlar. Yerleri daha mı güzel? Allah. Yok. Diğerleri tabii daha güzel. Çok güzel ama yukarıdaki. Çok modern o. Ama bu da çok rahat. Yani kullanımı rahat gibi geliyor. Beyazını alacağım ama beyazı biraz şey, green track gibi. Onları üst balkona koyacağız diyoruz ama üst balkon... Mesela ben bunları beğendim. Bunlara böyle bir masa, bahçe sandalyesi. Bence de buna sadece masa işte uydurmamız lazım. Mesela onun orta ayağı değişir. Böyle haziran mı diyorlar onu? Hani öyle bir şey. Tamam. Arkadaşlar selam. Biz şimdi sandalyeciden çıktık. Yani baktım böyle artık benim istediğim rattan modeller çok fazla kalmamış. O yüzden de böyle normal alüminyum muydu? Alüminyum falan bahçe takımları gelmiş. Şimdi Elvan onların fotoğrafını atacağım. Ona göre bakacağız. Ama bilmiyorum yani, şu an yine alüminyum alıp almamakta çok kararsızım. Çünkü bir öncekiler de alüminyumdu. Sonra dedim ki hani rattan dümdüz olsun. Bakalım şimdi Kısıkköy mobilyacılara gidiyorum. Yolu pek bilmediğim için burada kamerayı kapatacağım ve yola bakacağım. Orada görüşürüz. Şimdi nereye geldik? Ay bakamıyorum. Tarnıç'a geldik. Bay Kepi'ye. Ay gözlerim çok kötü oldu, bir dakika. Şimdi de böyle hem kış bahçesine hem salona hem de yatak odasına mobilya bakacağım. Dediğim gibi Bay Kepi'ye geldik. Buradan da Kısıkköy'e geçeceğiz. İnşallah bulurum. Yani zaten bulamazsam Antalya'da. Annem de el sallıyor bak. Elvan kesin bundan bahçeye ister. Aa,
İşte şöyle cam masa böyle etrafına şey. Şunlar da güzelmiş. Ben sade bir yatak odası istiyorum dedikçe aslında o. Aslında güzelmiş. Çok güzel. Çok güzel bu. Arkadaşlar selam. Şimdi bir annem direkt giriyor. Kısıkköy Mobilyacılar Çarşısı'na geldi. Baykepe'de o kadar güzel modeller beğendim ki burada böyle hiçbir şey beğenemiyorum şu an. Neyse geldik, şöyle size de göstereyim. Bir sırayla böyle mobilya bakıyorum. Aa bak ne kadar güzel. Hani şu da güzel. Yani masası çok güzel ama sandalyeleri bilemedim. Odası. Bazalı değil, bir şey değil. Bu mu? Bence de çok güzel. Bu da şey, kış bahçesine. Tabii kumaşları değiştirdim. 3 santimler böyle komple kattı. Bu ilk yaptığımız modeldi. Çok. 2 hours later. Ben de. Evet arkadaşlar, şimdi size özet geçiyorum. Biz bir sürü mobilyacı gezdik. Bir sürü de diyorsam 5-6 tane ama bana uygun olabileceklerini düşündüklerimizi gezdik. Şimdi güzel modeller var ama birinin yemek masasını çok beğeniyorum. Tamam, okey. Koltuğu beğeniyorum. Beğendiğim yemek masası ve koltuk uymuyor. Kafam böyle karman çorman oldu. Bir daha girmek ister misin? Bakmak ister misin? Karabağlara gidelim haydi. Ama şimdi trafik yok mudur bu saatte? Var. İşin mi var? Yarını da var bugünü. Ha iyi o zaman. Gidelim yemek yiyelim ha. Ertesi günü de var. Fark etmez, Karabağlara da gidebilirim. Tamam, yarın gideriz. Sen bilirsin aşkım. Ben de acıktım. Nereye gideceğiz şimdi? Sen acıktın. Neyse. Yani böyle emin olamadık işin aslı bu şekilde. Böyle bir arada kaldık ama bir fotoğraflarını falan çektim. Videoda da biraz gözüktü zaten. Hani bazı yerlerde pek izin verilmiyordu, ondan çekemedim. Bakalım, yani karar vermeye çalışacağım. Böyle tam işte budur dediğim bir şey daha olmadı. Yatak odası en acil aslında. Onu bakmıyorum. Bağlardan da bir yerde bayağı. Yani saloni de mesela beğenmiştim bir koltuk. Ona falan bakacağım yani. Sonuçta her yerde az buçuk aynı. Evet. Öyle yani. Şu an gidiyoruz. Nereye doğru gidiyoruz belli de olmaz. Arkadaşlar selam. Gerçekten artık dengem gitti. Biz şimdi İstinye Park'a geldik. Yemek falan yiyeceğiz. Çok acıktık. 5 kat indik herhalde aşağı. İnanılmaz yoruldum. Yani sabah uçağa gel, sonra mobilya bak. Beyin olarak yoruluyorum. Onunla olur mu olmaz mı? Sürekli böyle bir koşturmaca. Annem dönerci Vedat yiyelim diyor ama dönerci Vedat istemiyorum şu an. Yemeyelim. Yemek ne yiyeceğiz. Sen onu yiyelim. Hadi. Şuraya bari gidelim bakalım. Yemek yeriz. Ondan sonra da eve bir şeyler bakmaya devam ederiz. Çakra var mı burada? Var. Çakraya falan bakarız. Haydi gidelim. Arkadaşlar biz şimdi çok acıkmıştık, o yüzden direkt bir mezeluna'ya geldik. Annemle yemek yiyeceğiz, o telefonla konuşuyor. Mobilya konusunda da birazcık böyle enerjimizi toplayıp ondan sonra ev için bir şeyler bakacağız. Şöyle ortaya şinitzel ve makarna söyledik. Biraz da hatta bayağı da şu ekmeklerden yedik. Şöyle. Bize afiyet olsun. Bence güzel. Bence güzel. Şu. Bence çok. Ama güzel. İçi çok dar ya. Buna az 100 mililitre su. Evet arkadaşlar, annemle ince bardak araştırmasındayım. İnce bardak araştırması değil, ince bardak konseyi gibi toplandık şu an ve ince bardakları yaşıyoruz. Bakın, hayır onun tabanı kalın. Bak şimdi. Şurasını sevmem ben de, şu kalınlığı. Hmm. Şöyle ağzı yamuk da sevmem. Paşa bahçedeyiz bu arada. Ay bu şişeler ne? Hayır, sevmem. Hayır ama o tabanlı. Bak şunlar çok tatlı böyle. Minik. Evet. Aa bak şu da güzel. Yağlık, sirkeli. İncecik. Ama ben bundan iki tane aynı almışım. Ay, yani koyu rengini almışım. İçindeki ayçiçek yağını, zeytinyağı mı anlamıyorum. O zaman sadece birine zeytinyağı doldurabiliyorum. Birine ne doldurman lazım? Duruyor. Güzelmiş ama hem içinde gözüküyor. Ay çok tatlı. Evet. Şu. Ve sadece mutfak alışveriş yapıyoruz. Gerekli olan hiçbir şey alışveriş. Ay çok güzel ama. Şunlardan alsam kırarım herhalde ben. Benim sana getirdiğim gibi.
güzel bir şey ama. Şu tahtaları sevmiyorum ben. Aa, ne kadar güzel. Aa, kayar ki. Yalnız... Alttan ısıtmadı. Bayağı pahalı bir şey. Bana kambur duruyorsunuz demiştiniz. O yüzden kambur durmayacağım. Aa, güzelmiş ama. Aa, benim aslında yumurtalığım yok. Alayım mı sana bunlardan? Sevmedin mi? Sen mutfak eşyası doldurmayalım. Aa, bak şunlar burada. He, onlar güzel. Diamond dondurma. Evet, onlar çok güzel. Gözlerim yanıyor. Ben de şunlarda ama. Aa, bak şunlar da ama yok. Fanus gibi bardaklar var ya. Taşabahçe'nin şu serisi sürekli indirime giriyor. Toplu bir şekilde ben de bunu Instagram'dan paylaşıyorum. O yüzden buradan hiç bakmıyorum. Hadi. Evet, bizim eski çay bardakları. Tabakları hala duruyor. 10 yıl olmuştur herhalde. Evet. One eternity later. Gel, karşıdadır bence. Sen boşuna yürüme, ben yürürüm. Karşıya da geçelim, hadi bakalım. Biz annemle böyle oturduk, bayağı kahve, yemek, tatlı, aklınıza gelip gelmeyecek her şey. Şimdi de arabayı arıyoruz. Şimdi şöyle... Acil arabayı bulmam lazım. Bak, MediaMarkt'ın öndeki kapıdan çıktı. Kapının yönü değişmiş. Hayır, MediaMarkt'ı bulursak arabayı buluruz. Biz yanlış... Ya ben çıkacağım. Şu çocuğu bir çekeyim. Yani bütün kapıları dolaştık arkadaşlar, bütün AVM'yi. Şimdi şöyle, annem bana dedi ki... Kesinlikle dedi, valeye ver dedi, hayır dedi... Bak orada bence. Hayır, o değil. Hayır dedi, otoparka dedi, ben tok koymadı. Ben dedim ki, aa, ne valeye vereceğim, ben otoparka koyarım falan dedim. Normalde de valeye veren böyle taraf hep ben olurumdu. Bugün böyle dedim ki, hayır otoparka koyacağım. Yok, annem de gerçi. AVM otoparklarını hiç sevmez, arabayı bulamıyor diye. Neyse, ben dedim ki buluruz ya. 55 bin adım. Gerçekten yok. Ben dedim ki, hayır dedim, buluruz falan. Son 15 dakikadır arabayı arıyoruz, elimizde böyle poşet. 10. falan geçişi. Neyse. Tatlı aldık, size göstereceğim. Bir de Elvan'a hediye aldım. Olsun lütfen. Hayır, o da değil. Tamam, maksimum şuradadır. Şuradadır işte. Olabilir. Karşımızda A few moments later. Orada. Ben dedim bulurum diye dedim. Araba bizi buldu. Araba bizi buldu. Tam sadece ters kapıdan çıkmışız. Gerçekten o mu ya? Dur bakayım. Neyse, biz şimdi eve geçiyoruz. Arabayı bulduk. Herkese günaydın arkadaşlar. Ay, bir dakika, şunu takalım. Şimdi dün gece o kadar yorulduk ki en son nerede kapattığımı hatırlamıyorum. AVM'deydik en son. Annemle yemek falan yedik, kahve falan içtik. Şimdi tekrar mobilya bakmaya devam ediyoruz. Size böyle şimdilik direkt şöyle koyayım. Heh. Bugün şimdi sabah saat kaç? 11 falan mı? Evet, 11.30. Şimdi tekrar mobilya bakmaya gidiyoruz. Bu sefer başka bir yere, böyle Karabağlar'a doğru gideceğiz. Benim Antalya'da gördüğüm bir koltuk vardı. Onu falan göstereceğim anneme. Böyle şu an böyle hani inanılmaz içime sindi, bu olur dediğim bir şey yok. Tamam, oraya gidelim. Ben sizi orada açayım. Çünkü kamera. Evet arkadaşlar, Lazzoni'ye geldik. Şu yatak odasına bakmıştık işte. İstediğin gibi parçalanır oldu. Şimdi benim dün koltuk vardı. O da Saloni'deydi. Şimdi de Saloni'ye geldik. Göstereceğim size de. Ki bence o olacak zaten. Ya benim gördüğüm bir koltuk vardı. Şunun takımı sanırım. Beyaz. Şey için. Kış bahçesi için. Şöyle mi? Şöyle mi? Ayrılabiliyormuş. Kullanımlık arasında sehpa ve puf var ayak uzatma için. Diğeri standart 3. İşte bir bunu düşündüm, kış bahçesine. Bir de o diğer. 3 metresi var. Aynen. 1.80'e kadar da küçülebiliyor. Modüler bir ürün olduğu için yine ölçü planlamamıza göre tercih edebiliriz. Bunun 3 metresi de sanırım ortadaki olmuyor mu? Ara modül olmuyor, evet. 2 tane kavisli modül almış oluyorsunuz. Güzel. Kullanışlı mı? Kumaşı çok iyi. Yani bu ürünün zaten bu orijinal kumaşı. Rahatlıkla kullanıyor. Bir de Saloni 10 yıl ürün garantisi de sunduğu için. Tabi bu arada bunlar bunun sadece numune altından geniş bir renk skalası var. Çok güzel. Bu kalitesi nasıl, sen bir bak. Güzel. Güzel. Sırt kısmı da şu şekilde geliyordu. Ben çok severdim. Evet. Şu onun şeyi takıyor. Ara modülü olmadan, evet. Böyle birleşiyor. Görüntü nasıl?
Aynen. Yani açarsın. Çok rahat. En rahat olduğun ortam. Tamam bu öyle. Kış bahçesi için bence de güzel yani. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Biz şimdi Reyhan'a geldik, mobilya baktık. Şöyle kış bahçesini kesinleştik. O salondaki takımı alacağız gibi duruyor. Elvan'la da konuşacağım. Anne falan da onu çok beğendi. Kış bahçesi için aslında her şey okey. Kısa sandalyeyi zaten Antalya'da bildiğim bir yer var. Oradan bakacağım, buradan uğraşmadım. Salon takımını Baykepi'den şu an böyle bir çalışma bekliyoruz. O çalışmadan sonra karar vereceğiz nasıl bir şey olabilir diye. Yatak odası da büyük ihtimalle Lazzoni'de gördüğüm olacak. Antalya'da da zaten o var. Yani buradan alacak olsam ya da ev burada olsa böyle çok daha kolay ama oranın çizimleri gerekiyor, evin ölçüleri gerekiyor. Böyle birazcık zorlandık. Ama yine de bayağı kafamızda şekillendi. Yani en azından kış bahçesinde ne alacağımız annemin falan çok içine sizde. Zaten göstermek istiyordum. Öyle yani az buçuk şekillendi. Şimdi böyle bir kahvaltı edeceğiz. Buradan sonra da İstinyap Park'a gideceğiz. Bayağı böyle banyo aksesuarları falan alacağız bu sefer inşallah. Ama yavaş yavaş şekilleniyor. Böyle o salondaki koltuğa süsler falan alırız diye düşündüm yani. Bence güzel olur. Öyle yani güzel oldu. Salon takımından ama çok kararsızım. Yani salona güzel olacağından emin olmadığım hiçbir şeyi almayacağım. Ya tam güzel olacağından emin olduğum şeyleri alacağım ya da dediğim gibi hiç almayacağım. Bilmiyorum yani. Kahvaltı edelim. Beyin fonksiyonlarımız çaylarımız gelmedi ama şöyle şu börek ve poğaçaları çok beğeniyorum. Bunlardan söyledik. Böyle bir kahvaltı söyledik. Birazdan da pastaya. Tamam, yeşil otopark peki işte. Selam arkadaşlar, şimdi Zenfon'u nerede kapattım bilmiyorum. Ev alışverişleri bloğu olduğu için ne zaman ev alışverişi yapıyorsak o zaman böyle açmaya çalışıyorum. Şimdi İstinyap Park'a geldi. Banyo aksesuarları alacağız. Bakalım yani onlara bakacağız ama mobilyalar bayağı şekillendi. Size nerede anlattım? Reyhan'da anlattım evet mobilyaları. Öyle şimdi. Annem, Cansu, Cık. Arkadaşlar zor olma geldik. Aa şundan alayım bir tane. Böyle yarısı şey. Tepsiler de çok güzel. Banyo aksesuarları şu tarafta. Hadi onu seç. Bak şu şeyler de çok güzel. Çakrayla aynı. Şimdi ilk banyo aksesuarları bakacağız. Ha mesela nasıl? Sade ve şık değil mi? Yoksa çakradakiler. Mesela. Ha, o daha güzel. Bak mesela şöyle set de çok güzel. Mermer de siyah çok pisleniyor. Bende şu vardı. Her tarafı soyuldu ve çok kötü oldu. Bakın asla şunu önermiyorum. Çok güzel. Evet bu güzelmiş. Bu da güzel. Bu da çok şık benim. Ama işte çok buk mu pislenir? O çok kötü soyuldu. Tepsisini bile almıştım. Tepsisi de soyuldu. Bu da güzel. Evet, evet. Hem ağır da değil. Güzel. O da çok güzel. Yani çakradan daha güzel gibi bura. Şunlar da çok hoşuma gitti. Bizim banyo için. Şöyle pamuklu. Çok beğenmedim. Cam. Şu güzel. Şu güzel. Mermer. Bir bizim banyo. Hani çöp kutuları da var onların. Kelam verdim. Aa şunlar da çok tatlı. Ama bende bundan var. Evet. Eloma da şunun saatlerini koyarız. Tamam. O manzara güzelmiş. Şu kutudan var bende arkadakinden. Çok rahat oluyor. Şunları da çok seviyorum ben. Alalım aksesuar işte bana. En sevdiğim şey bak rengi de çok güzelmiş bu zaten. Evet arkadaşlar biz şimdi AVM'den çıkıyoruz. Zara Home ve Çakra'ya. Zara Home ve Çakra'ya baktık. Yine aynı şekilde oldu. Otoparkta arabayı aradık ama benim suçum değil yani bilmiyorum. Neyse sorun değil. İstediğimi şöyle tam olarak bulamadım. Çünkü ben tam takım istiyorum ama mesela işte Zara Home'dakinin fırçalığı yok. Su var. İşte birinin fırçalığı var. Çöp kutusu yok Çakra'da. İyice böyle karıştı. Ben de dedim ki internetten alırım. Banyomun görsellerini çekmedim. İşte eski telefonumda kaldı. Yeni telefonumda da hiçbir görsel olmadığı için açıkçası karar veremedim yani neye ne uyar diye. O yüzden de kaldı. Onları Antalya'dan bakacağız. Daha doğrusu Antalya'dan ben sipariş edeceğim. Büyük ihtimalle koliler falan geldiğinde tek tek size her şeyini gösterir. Hatlarına da link bırakırım. Mobilyalarımız az buçuk kesinleşti. Öyle yani bize bayağı güzel fikir oldu. Şimdi de böyle eve falan geçiyoruz. Zaten tek yarınım kaldı. Yarından sonra cumartesi günü de artık Antalya'ya dönüyorum. Burası aslında bu kadardı. Öyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben
kapatayım artık. Yani daha çünkü yarın bir şeye bakmam. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım böyle hoşunuza gitmiştir. Size fikri olmuştur. Daha tam almadım ama aldığımda net olarak neler aldığımı zaten göstereceğim. Kafamda bayağı şekillendi siparişler. Hazırlanacak Antalya'ya gittiğimde. Öyle umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.